Peki MS hastaları ilaç tedavisini bıraktılar, ataklarda tekrarlamıyor. Tekrarlamasını engelleyecek, yaşam kalitelerini artıracak ek önerilerin var mı? MS hastalarının mesela grip aşısı olmasını önermiyoruz. Çok fazla böyle immün sistemi etkileyecek olaylardan uzak O kalmasını. zaman grip aşısı değil, diğer aşıları da. Diğer aşılarda özel aşılarımız var. Yani mesela Covid aşısını olmasını öneriyoruz. Ama grip aşısını önermiyoruz. İmmün sistemi çok fazla etkilemek istemiyoruz. Biz mesela Sağlıklı geri kalan MS yaşamak. hastalarının özellikle gebelerde neredeyse standart olarak tetanoz aşısı yaptırdığımız için benim merak ettiğim konulardan biri de o. Eğer MS tedavisi kesilmiş, gebe kalmasına izin verilmiş bir kadın varsa karşımızda. O zaman tetanoz aşısını yaptırmayı öneririz. Çünkü tetanoz aşısı yapılmazsa karşımızdaki tehlike çok daha büyük. O yüzden Covid'de de aynı şekilde Covid yapılmazsa çok daha ciddi bir hastalıkla hayat tehlikeyle karşı karşıyayız. Bu durumlarda aşı yapılmasını öneriyoruz. Ama her mevsimde gidip grip aşısını Yaptırmasına gerek yaptırmasını yok. önermiyoruz mesela. Böyle bir şey yaptırmaya gerek Her yok. zaman kar zarar Ha, hesabı yapıyoruz ve ona göre yaklaşıyoruz. Sağlıklı yaşamalarını öneriyoruz daha işte iyi bir hayatlarının olması için. Ya spor, Spor beslenme, yapsınlar. sıvı alımı. Evet, sıvı alımı, beslenme, sigara kullanmamak. Bunlar onların yaşam kalitelerini ve sağlık durumlarını daha iyi tutacak olan öneriler. Bize hep sordukları için benim de MS tanısı almış, tedavisine ara vermiş, gebe kalmış, takibini yaptığım çok sayıda hastam olduğu için soruyorum. Bunlar önemli, bilmediğim için aynı zamanda. Sonuçta uyku düzeni, kilo alıp vermesi, beslenme alışkanlıkları, sigara içmek, bunların hepsi gerçekten çok önemli, değil mi? Kesinlikle. Kendisi yaşam tarzı çok önemli. Sağlıklı yaşayan kişilerde tabii ki atak riskleri azalıyor. Bir de MS'in şiddeti çok farklı olabiliyor. Yani bir hasta için doğum sonrası atak geçirme ihtimali çok yüksekken başka bir hasta için çok düşük olabiliyor. MS'in şiddeti de çok farklı etkenlere göre değişiyor. Onun için bunlar hani genelde orta şiddeti seyreden hastalar için geçerli olan şeyler. Yoksa 2 yıl hiç atak geçirmemiş, gayet güzel tedavisini almış, yaşam şartlarına dikkat etmiş birisi ilacını bırakıp da gebe kalabilir. Onun için atak geçirme ihtimali çok daha düşük. Düşük. Ben en ağır hastalarımız için hani böyle Evet. daha ciddiye alsınlar diye uyarmak için o şekilde söylüyorum. Ama çok daha hafif seyreden, çok iyi seyreden MS hastalıkları var. Bunlar için gebelik o kadar korkutucu değil. Değil. İyi, o zaman bunu belirttiğimiz iyi Evet. oldu. O zaman MS her zaman progresif bir hastalık değil. Ya bir yerde durabilir ve ilerleme göstermeyebilir. Yani Değil çok mi? yavaş ilerler diyebiliriz. O zaman Hani ilerlemesi. tamamen durduğunu söyleyemiyoruz ama yavaş ilerleyen MS tipleri var.